Agalarım herkese selamlar diyelim ve 8 Şubat 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için 5 adet mücadelem var. Yine ideal yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. 2 tanesi Ziraat Türkiye Kupası'ndan aldım takımlarımızdan. 3 tanesi de EuroLeague mücadelesi. Maçları güzel değerlendireceğiz. İsterseniz başlayalım dostlarım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla bahsetmek istiyorum. Maç skoru yarışması için de Antalya Spor Beşiktaş maç skorunu olur. Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Bilenler arasından bir kişi Şubat ayı boyunca gruplarımız alalım. Daha önce yapmış olduğumuz Galatasaray maçının bandırma maçının skorunu bilen yok arkadaşlar. Bilen yok onun bilgisini vereyim. Ee, ama her türlü soru soru görüş öneri skor bilen arkadaşlar da kazananlar özellikle benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Özellikle gruplara gelmek isteyenler veya herhangi sorusu olan herkes benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirler. Bir de sizlerden bir ricam olacaktır. Arkadaşlar videoları yüklediğim an hemen haberdar olmak için kanalın bildirimleri var. Abone olduktan sonra orada bir çan var o çan bildirim sesine tıkladıktan sonra oradan bildirimlerin tümünü açarsanız çok güzel olur. Zaten sadece video atıyorum. O yüzden sizler de bunlardan faydalanmış olursunuz. Sizlerden ricamdır kırmayın beni. Kanalın bildirimlerinizi lütfen açın dostlar diyerekten de devam edelim. Bu kazanç nereye gidecek diyelim ve devam edelim. Pazartesi günü için 2 adet kombine vermiştik. Bir tanesi benim vermiş olduğum ana kombine. Galatasaray'ın ilk yarı galibiyeti. Bayer Leverk üzerinde KG var olarak değerlendirdik. Aga günün ana kombinesi ne oldu? Kazanç da bitti ve bu kombine serisi sürekli sürüyor. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi. 5 günlük çok güzel bir seri oldu kombinelerde. Tebrikler güzel kazanç elde ettik. Aynı şekilde bizim ekstralarımız da var. Bunlar mesela basket editörümüz var. Basket editörümüzün kuponu da aynı şekilde içeri geldi. Bunların hepsi ekstra kazanç olarak da zaten kasamızda işlendiğini de belirtelim. Tebrik edelim kazançlardan dolayı. Şimdi yüksek mislerden bahsedeyim. Dostlar dün iki adet yüksek mislimiz vardı. Bir tanesi geceden oynanan Dallas mücadelesiydi. Sahada gördünüz o mücadele. 900 misli önerdim açıkçası. Ondan sonra dün gün, gün içinde ne vardı? Galatasaray mücadelesi vardı bandırmayla. O mücadelede ilk yarıdan bir Galatasaray galibiyeti beklediğimi söyledim. Ama misli normalde yani 1700-2000 seviyesine çıkabilirdim burada. Fakat 700'de kaldım. Hem gelen forvetin Vinicius'un yani ne derecede oynadığını görmek isterim. Tam emin değildim. O yüzden düştüm zaten. Açıklamasına zaten bunları anlattım. Hem de Halil'i ben çok beğenmiyorum. 10 On numarayla onu koymuş. O yüzden biraz çekindim ama 3-1 ayarında ilk yarıyı kazandı. Yüksek misliler devam etti. Sadece maç önü değil arkadaşlar canlı olarak gönderiyoruz. Bu tip günlerde zaten mesela kupa maçlarının olduğu günlerde canlı olarak da değerlendiriyoruz açıkçası. Yüksek misli canlıların da her verdiğim bahsin altına 300 TL, buna 500 TL, buna 700 TL, buna 1000 TL şeklinde misli canlı olarak da gruplarımıza devam ettiğimizi söyleyelim. Bir de sizlere hemen şeyden bahsetmek istiyorum. Rapordan, e, pazartesinin raporundan. Onu bir bulabilirsem. Aynen buldum. Süper. Pazartesinin raporu ekrana gelsin. Dostlarım. Bir tane mücadelemiz yaptı. Ankara gücü. Sizlerden bir ricam olacak. Verdiğim her maçı 5 yani maçlık kombine yapmak zorunda değilsiniz. Ben zaten 5 maçlık kombine yapmıyorum. Gruplarımıza ne yapıyorum? 2 maçı art arda getiriyorum. Veya buraya vermediğim maçlardan birleştiriyorum falan. Kupon dedin 2 maç olur aga. Tamam mı? 3. olarsın ama biraz daha garanti koyarsın. Kazanmak için bu riski en aza indirmek lazım. Bu insanlar da zaten gruplara gelenler de bize boşa para ödemiyor. Kazandırmak odaklı olduğu için de elimizden geldiğince yani 5 maçlık inşaatçı kuponları yaparsanız hepsi gelmeyebilir tercihlerim bu arada zaten. Çok normaldir. Ankara gücü de 4.5 altında bitmedi. O da yoksa Ankara gücü kazandı. Orada aslında Erzincan'ın golünü de düşünüyordum ben de. Buna gittik. Neyse bu da böyle oldu. Bilginizle devam ettim. Canlı olarak gruplarımıza zaten Devam ediyoruz. Bunu biliyorsunuzdur. İzlediğimiz her maçtan veriyoruz zaten. Onu geçtiğimde herkes açık Telegram grubu var. Oraya da katılarak da sizler de destek olabilirsiniz. Ayrıca burası ücretsizdir. Buradan da ücretsiz tercihlerden faydalanabilirsiniz diye de söyleyeyim sizlere. Devam ettim. Dostlar sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakın artı 500 geldi son videoda. Çok teşekkür ederim. Yine aynı şekilde artı 500'ün üzerinde geldiği için ben bugün normalde video çekmeyecektim. Fakat Euro Ligi alaraktan da burada video çekme kararı aldım. Yine beğeni ve yorumlarınız gelirse ben sizlere bu şekilde devam edeceğimi belirtirim. İlk mücadelemiz Gençler Birliği ile Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor son oynamış olduğu mücadelede bana sorarsanız Beşiktaş'tan iyi bir oynadı. Hatta istatistik olarak bir bakalım mı? Maçı izleyince istatistik pek umurumda olmuyor. Ya yani, Trabzon'un istatistik olarak da daha üstün olduğunu görmek lazım. Özellikle rakip ceza sahasında neredeyse 3 katı buluşmuş Beşiktaş oranla. Fakat Semih'in attığı gollerle özellikle bireysel yeteneği yüksek olduğu için adamın Attağa Trabzon'u öyle devirdi. Biz zaten o maçtan kazandık. Ben burada Trabzonspor'un bir morale ihtiyacı olduğunu düşünerekten de Gençler Birliği'nde bildiğiniz süre ligini takip ediyoruz bilmiyorum ama bir playoff yarışında yani o playoff yarışında son mücadele Çorum'la oynadı. Çorum 10 kişi kalmasına rağmen galip gelememişti mesela. Kupadan ziyade biraz ligi odaklanmasını gerektiğini Trabzon'un da burada moral bulmak için ekstradan bir oynayarak da mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. İdealden burada Trabzon'un galibiyetini alabiliriz. Fakat diyorsanız ki Trabzon'un ben oyuna çok güvenmiyorum. Yani bu orandan almayalım biraz daha yüksek orandan alalım ama aynı kapıya çıksın derseniz de 4.5 altında 2 yaparsanız aga Trabzon burada 2-0-2-1 ayarında belki daha da fazla olabilir ama 5 gol gelmeye, 5 gol sesi gelmeyebilir. 1.81 oranı var bunun da. Matsu'nun 2-4.5 alt yüksek oranındır. Antalya Spor Beşiktaş bu maçın da mazik sizlere sorduk. Şimdi Aga aynı Trabzon için söylemedim ama Beşiktaş için söyleyeyim. Aynı şey Trabzon için de geçerli. Trabzon'la Beşiktaş'ın bu sezon ligde şampiyon olma şansı var mı? Yok aga. O yüzden Avrupa'ya gitmek istiyorsa gelecek sezonda özellikle bu benim için Beşiktaş için geçerli. Yani Fernando Santos da gelmişken bir Avrupa hayali var bu takımın. O yüzden Avrupa'ya geçmek istiyorsa bu takımın yolu kupadan geçiyor. O yüzden ben burada Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum ve bir yani biraz daha istekli olacağını düşünüyorum. Özellikle son oynanan Eyüp mücadelesi vardı Beşiktaş'ın. Baktınız mı bilmiyorum. Ya yani kadrosuna bakın. Ligde oynadığı ideal Biri oraya da çıkardı resmen ama Fernando Santos yeni gelmişti o zamanlar. Yani o yüzden onun da olduğunu düşünüyorum ama ideal yakın bir kadro bekliyorum. Beşiktaş tarafından Antalya'da da aynı şekilde ufak tefek rotasyonlar olabilir ama ideal yakın bir kadro çıkacaktır. Bu arada maça gidecektim. Bir agalara bir yazdık da bakalım. Duruma göre belki stat'tan canlı yaparım. Herkes açık gruba da girin mutlaka. Stat'a gidersem zaten ben stat'tan canlı yapmayı çok seviyorum açıkçası. Burada ben Beşiktaş'ın şöyle bir önerim olacak. Yani deplasman bir yarayı kazanır oranı 1.60 kaçtı? 64. 1.64 oranı var. Maç üzerinde yok ama oynamış olduğunuz platformlarda Nesine, milyoner diye ne bileyim her yerde fark etmez. İddia.com diğer seçeneğinde deplasman yarı kazanırı var. 1.64 gibi de bir oranı var. Beşiktaş'ın bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Sergen olacağım da bize Beşiktaş'ın efsanesi olarak biraz zoom uzatarsa bu maçı da çok güzel içeri alırız diyerekten de söyleyelim. Yanlış anlaşılmasın diyerekten de devam edeyim. Anadolu Efes ile Makabi Tel Aviv karşılaşması. Arkadaşlar maç Letonya'nın Riga aranasında oynanacak Onu söyleyeyim. E, Riga Letonya'nın da değil mi? Doğru. Ulan Litvanya ile karıştırıyorum bazen. Belki de Litvanya ama Letonya diye hatırlıyorum ben. Coğrafyamla ileride. E, ben burada şunu düşünüyorum. Yani bu Erdemcan ile Anadolu Efes'te yollar zaten ayrıldı. Bunu biliyorsunuzdur. İki maçtır takımın e, Mitović miydi? Mitović mi? Öyle bir adam. Başında açıkçası ben tanımıyorum adamı. Yardımcı antrenörü neydi sanırım? Bir olayı vardı açıkçası. Şimdi iki tane skorer takım ve maçta tarafsız sahada oynanacak. Seyirci olacak ama tarafsız sahada oynanacak. İki takımdan da az seyirci gelebilir. Maçın da tarafsız sahada oynanma nedeni Türkiye'nin hem Fenerbahçe-Beko'nun hem de Anadolu Efes'in İsrail takımını Türkiye'ye sokmak istememesinden kaynaklı olduğunu da belirteyim. Mücadele bence üst olacaktır. Mücadele üst paramı 168'di şuradan bulabilirsek yükselmiş mi ya? 169'a çıkmış olay bakın. Gün içinde 167 idi. 168'e çıktı. Videoda da 169'a çıkmış. Sanırım o 168 açılır da. Ben mücadele 168.5 buçuk yani Toplamda hem Maccabi'nin hem de Anadolu Efes'in atacağı 169 soyuya genelde bekliyorum. Genel üst maçı olarak değerlendirdiğim bir karşılaşma olduğunu da söyleyeyim sizlere. Diğer mücadelem Real Madrid'de Milano karşılaşması. Real Madrid'de bazı eksikler vardı. Bu Sergio Lul ve Tavares. Özellikle Tavares çok önemli. Poirier var. Yerini dolduruyor önemli. Milano ile oynayacaklar burada. Milano'yu kendi evinde fakat Real Madrid kalitesiyle birlikte güzel de bir yine 3 maçlık bir seri yaptı. Öncesinde kaybı da vardı. Ben burada Real Madrid tarafından yani bu sezon Euro Ligi sanırım lider bitireceğini söyleyebilirim. Real Madrid bence bu mücadeleyi kazanacaktır diye düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Real Madrid'in burada doğrudan galibiyetini beklediğimi belirteyim. Ve günün son hatta Real Madrid'in biraz handikap da oranı arttırabilirsiniz. Ve son mücadelemde Partizan'la Bayern Münih adına Bakın bu maç Partizan'ın reaksiyon maçı olarak görüyorum ben. Euroleague'de zaten son oynamış ki deplasmanı kaybetti. Son 4 maçını kaybeden bir Partizan var. 2 tanesini Euroleague'de kaybetti bunların. Euroleague'de nasıl kaybetti? İkisi de deplasmandaydı. İç sahada oynamadı. İç sahada Euroleague takımına karşı çıkacak ve Bayern Münih'e karşı. Bayern Münih bu maçı kaybetse de çok sıkıntı olmaz. Ama şöyle söyleyeyim. Ya bu sıkıntı olmaz muhabbetin değil de. Ya Partisan'ın daha çok istemesi lazım ki öyle de olacak mıdır diye düşünüyorum. Ben burada Partisan tarafındayım. Partisan'ın galibiyeti 1. 1.4. Bunu oran açmamışlar. Ev sahibi 84 sayı. Yani ev sahibi 83.5 olaraktan değerlendireceğim. Şuradan bulabilirsek hemen size de göstereyim. Aga ha bunu kapamamışlar bu açık. Ev sahibi 83.5 üst olaraklarında değerlendirdiğim bir karşılaşma. Ben Partizan'ın burada 84 sayı atmasını bekliyorum. Kendi evinde bir reaksiyon mücadele olmasını bekliyorum. Hatta son mücadelesinde Bologna ile oynadığı deplasman mücadelesinde deplasmanda zaten 84 sayı attı. Avramovic ve Kevin Punter ile birlikte maçın yıldızları olduğunu söyleyelim. Partizan takımı adına bu maçta da ev sahibi 83.5 üst bekliyorum. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Dediğim gibi agalar 5'li kupon yapmayın. Ya yapın da ya şey yazmayın. Dün mesela o kadar maç bilmişiz Ankara gücünden yaptı diyor. Aga ya 5'li kupon yapma. Ben zaten Ankara gücünü kuponuma da almamışım. Gelmesini bekliyorum anlatıyorum. İki maç anlatsam oradan o zaman yani ortalık 56 olur. O yüzden sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekleyerekten de video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.